Hala acım. Açım ben. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Türkiye'de açlık sınırı bir yılda %18 artış gösterdi. Geçtiğimiz günlerde ise açlık sınırı 2394 lira olarak açıklanmıştı. Halkımıza biz de bunun üzerine soracağız. Efendim, aç mısınız? Evet, yemek yiyeceğim. Açlık sınırı 2394 lira olarak belirlenmiş. 2394 lira, evet. Aç mısınız? Hala acım. Hala açsınız. Aynen. Bir an önce beni bırak, yemeğimi yiyeyim de gideyim diyorsunuz. Aynen. İşe mi gideceksiniz? Hayır, KPSS için dershaneye gidiyorum ben. Evet. Lisans mezunuyum. Aha. Malum açız, işimiz yok. Ben askeri ücretli, 65 yaş üstü şeyim, perişanım yani. İşsizlik var. Maraş'ta inşaat sektöründe çalışıyordum ben. Hiçbir yerde iş yok. Çok inandırıcı değil. Daha mı yüksek diyorsunuz, daha mı az diyorsunuz? Tabii ki, kesinlikle. Yani o fiyatta insanların geçinmesi çok zor. Maddi olarak ve ahlaki olarak çözünürlüğe yol açıyor daha sonra bu parasızlık. İnsanlar illegal yollardan para kazanmaya çalışıyor. Bunun için en az 5000 lira olması şahsi düşüncem. Olması gerektiğine inananlardanım yani. Evet, ben açım. Üniversite mezunuyum ve iş bulamıyorum. Açım yani her şekilde. Açsınız yani. Açlık sınırı 2394 lira olarak belirlendi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence o daha fazladır ama bize yansıtmak istemedikleri için çok fazla açıklamıyorlar diye düşünüyorum. Yoksa çarşıda kime sorsanız aç yani. Herkes diyor işsiziz, iş bulamıyoruz. Bir de korona dönemi olunca zaten herkes işinden oldu. Bence daha fazladır diye düşünüyorum. Açım ben. Vallahi ne açım ne de tokum. Açlıktan ölen hiç kimseyi görmedim ben. Öyle bir şey yok. Yalan söylüyorum. Daha şükür ben her şeyimi yapayım ondan. Ben de asgari ücretle çalışıyorum. Her ihtiyacımızı alayım. Biraz herkes ayağını yorganına göre uzatırsa sıkıntı yok. Lükse gidersek, lüks harcarsak olmaz tabii. Cebimizde 2,5-3 milyarlık telefon var bak. Parmak kadar çocukta da var bu. Torunlarımızda da var. Herkes işini bilirse hiçbir sıkıntı yok. Ülkemiz güllük gülistanlık. Çok güzel. Bence 4000 yapalım. Yani şöyle hesap et. Ben mesela günlük 100-150 yemeği alıyorum. Ertesi gün ekmek alacak paramız yok. Öyle hesap et. Askeri ücret alana Allah yardım etsin bu ülkede. Her şey çok mu pahalı? Ülkemiz çok adaletsiz, dengesiz. Nasıl diyeyim mesela? Ya gözümüzün önünde çoğu insanlara bakıyorsun ama alıyorlar, baka kalıyorlar. Çoğu insan da zevk sefa içinde yaşıyor zaten. Ülkemiz bu yani. Görünen köy kılavuz istemez. Biz öğrenciyiz de ev geçindirenlere sormak lazım onu. Biz öğrenciyiz, yoksa biz yine paramız yok. Açım, askeri ücret yetmiyor. Çok şükür aç değiliz. Yok. Aç değilim. Yok. Maddi durum nasıl? Çok şükür. Çok şükür. Hayır. Aramızda Allah'a şükür derim. Allah razı olsun. Teşekkürler. Allah'a şükürlüğüm yani. Yani insan kendine şey de söyledi. Allah'a sığınırsa nasıl acaba? Aç kalmaz yani. Ama şu anki şeye göre, bu yani memurların falan aldığı maaşa göre, ondan sonra acaba devletin aldığı mesela milletvekili falan aldığı maaşa göre, sonra asıl ücret mesela çok düşük yani. Şu an asıl ücret yani en aşağı 4 durması gerek.